Merhaba. Milattan önce 1350 civarında Mısır sanatında önemli değişiklikler oldu. Oysa Mısır sanatını düşündüğümüzde değişiklik kelimesini neredeyse hiç kullanmayız. Eski krallık, orta krallık, yeni krallık ve aralardaki geçiş dönemlerinde yani neredeyse 3000 yıl boyunca sanat istikrarlı ve rutin şekilde devam ediyor. Ancak Milattan önce 1350 yılı civarında üretilen sanat eserlerinde ciddi bir farklılaşma görüyoruz. Sanat alanında gözlemlenen bu kırılmanın en önemli sebebi Firavun Akhenaten'in devlet dinini değiştirmesi. Tanrı Amon yerine Güneş Tanrısı Aten'e tapınmaya başlıyorlar. Firavun Aten Memnun anlamına gelen Akenaten ismini bu sırada alıyor. Akenaten, Tanrı Aten'in yeryüzündeki yegane temsilcilerinin kendisi ve karısı olduğunu belirtiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ruhban sınıfı Tanrı ile olan ilişkide dışlanmaktan rahatsız oluyor. İşin açığını isterseniz Akenaten'in ölümünden sonra Mısır eski dine dönüş yapıyor. Yani bu Mısır tarihinde çok kısa bir dönem. Bununla birlikte yaşam tarzında önemli değişiklikler oluyor. Muhtemelen ev gibi özel bir alanda kullanıldığı düşünülen bu altar rölyefi yaşanmış bu kısa dönemdeki sanatsal tarz değişikliğini yansıtan önemli bir eser. Rölyefte Akenaten'i eşi Nefertiti'yi, ve ikisinin Tanrı ile olan ilişkisini görüyoruz. Mısır sanat eserlerinin geneliyle karşılaştırıldığında resmiyetten uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bir çifti bunların birbirleriyle çocuklarıyla olan ilişkisini ve sevgilerini görüyoruz. Şimdi biraz daha yakından inceleyelim gelin. Solda Mısır firavunu Akhenaten var. Firavun Mısır'da mutlak güce sahip. Büyük olan kızına yaklaştığını ve onu öpmek üzere olduğunu görüyoruz. Kızına şefkatle sarılıyor. Başını destekliyor, kalçasının altından tutuyor. Kız çocuğu ise dönüp annesine bakıyor gibi. Nefertiti'nin kucağında ise başka bir kızları var bu kız çocuğu Akenaten'i işaret ediyor. Üçüncü kızları ise yani en küçük olan annesinin omzunda ve onun küpesiyle oynuyor. Baktığınızda anatomik açıdan doğru olmadıklarını hemen görüyorsunuz. Akenaten, Nefertiti veya çocuklara baktığınızda göbekleri şiş, kolları çok ince, kafa tasları çok ince uzun. Figürlerdeki formların bu şekilde stilize edilmiş olmasının yeni dönemi ayırt etmek üzere bilinçli olarak yapıldığı düşünülüyor. Daha önceki dönemlerde Mısır sanat eserlerinde düz çizgiler görürüz. Akhenaten ise yeni bir sanatsal tarz oluşturulmasını istiyor ve yeni dönemin eserlerinde daha kıvrımlı çizgiler kullanılmaya başlanıyor. Örneğin kumaşlarda gördüğümüz kıvrımlar daha önceki dönemin sanatıyla taban tabana zıt. Geleneksel Mısır heykel sanatını anımsatan bazı yönler de var. Vücudun bütünü görülüyor. Başı yandan, gözü ise önden görüyoruz. Figürleri profilden görüyoruz ancak bedenleri tamamen bize dönük. Rölefte anlatılanları biraz açıklamaya çalışalım bakalım. Buradaki güneş diskiyle Tanrı Aten temsil ediliyor. Bu güneşten küçük bir kobra çıkıyor. Kobra, bunun ilahi olan tek varlık olduğunu simgeliyor. Akenaten tek tanrılı dine geçiyor. Mısır'ın bundan önceki dininde ise pek çok tanrı var. Burada Akenaten Gerçek olan bir tek tanrı vardır. Tanrı tektir diyor. Güneşten çıkan ışıklar Firavun ve eşinin yüzüne geliyor. Güneş ışıklarının uçlarında elleri ve Mısır'da yaşam sembolü olan ankları göreceksiniz. Yani burada tanrının Firavun ve eşine hayat verdiği gösteriliyor. Nefertiti'nin her iki bölgenin de kraliçesi olduğunu göstermek üzere tahtında hem Yukarı Mısır hem de Aşağı Mısır'ın sembolleri bulunuyor. Akhenaten ise daha yalın bir tahtta oturuyor. Bu bize eşinin yönetimdeki önemini ve ülkeyi birlikte yöneteceklerini gösteriyor.